Bu galiba üçüncü mü, dördüncü mü? Dördüncü akademik kampımız. Çalışıyor mu Emre? Çalışacak. Hocam başlamadan bir soru sorabilir miyim? Tabii. Sataşmak serbest mi? Valla istesen de sataşacaksın. İstemesen de sataşacaksın zaten. Öyle bir sunum hazırladım ki. Küfür serbest. Çok uzağa kaçmış ama hocam. Bana ne? Sesi yetiyorsa yeter. Mikrofon açık mı? Başlayabilir miyim? Kayda girdin zaten diyorsun yani. Şimdi arkadaşlar, önce bir eğitimle başlamıştık ilk akademik kampta. Sonra onu işte üniversitelerde eğitim vesaire gibi çeşitlendirdik. Sonra eğitim iyi bir şey mi diye geldi aklımıza, onu tartıştık. Sonra da iş döndü dolaştı, insana ve bilgiye geldi. Çünkü sonuçta her ne yaparsak yapalım, bireyi konuşuyoruz, insanı konuşuyoruz ama insan sözcüğüne nasıl bir anlam yüklediğimizi de iyi tanımlamak kaydıyla. Şimdi ben Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğretim üyesiyim. Hala birkaç sene daha var emekliliğe ama Elektrik Mühendisleri Odası da sağ olsun bana iş vermiş durumda. Bilimsel Dergi'de yayın kurulu başkanlığı yapıyorum. Dolayısıyla herhalde emekli olduktan sonra da boş kalmam, kendim oyalayacak bir işim olur diye ümit ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, önce bir özürüm var. Burada bir takım karikatürler göreceksiniz. Bunları ben yıllar içinde böyle beğendikçe almışım, depolamışım. Kimisinin kaynağı belli ama kimisinin belli değil. Daha doğrusu belliymiş de ben almamışım. Dolayısıyla şimdi ben o insanlara özür borçluyum. Sizlerin huzurunda özür diliyorum hepsinden. Şimdi bunu söylememin bir nedeni de şu, biliyorsunuz teknoloji nereye gider diye hep merak edilip duruyor. Hala biz görsel arama yapamıyoruz. Dolayısıyla meslektaşlarımız için çalışacak yığınla konu var. Teşekkür. Tabii biz mühendisler biraz köşeli düşünen insanlarız biliyorsunuz. Bir şey anlatmaya kalkıştığımızda sözcükler, cümleler böyle bize kısa ve öz olarak derdini anlattırana kadar epey bir uğraşırlar bizimle. Halbuki bir karikatürist iki çizgi çizer, onun arkasına istiyorsanız oturun bir kitap yazın. Dolayısıyla hani bizde o yok mühendis olarak ama en azından onların yaptıklarını takdir edelim diye baştan bu açıklamayı yapmak istedim. Şimdi Türk Dil Kurumu insanı nasıl tanımlıyor arkadaşlar? Bakın bu resmi tanım olması lazım herhalde değil mi? Toplum halinde bir kültür çerçevesinde yaşayan, bir kültür çevresinde yaşayan, özür dilerim. Dolayısıyla iki koşulu var. Bir topluluk halinde yaşıyor olacaksınız. Bir de belirli bir kültürün parçası olacaksınız. Ayrıca düşünme, konuşma yeteneğiniz olacak. Düşünme ve konuşma yeteneği, bunları biraz daha ileride açmamız lazım. Şu tehlikeli bir laf, devlet ağzından nasıl çıkıyor bilmiyorum, evreni bütün olarak kavrayabilen diyor. Bulguları sonucunda demek ki evreni değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Bu biraz Türkiye koşullarında aşırıya kaçmış değil mi? Diğer bir yönü de... Efendim? Herhalde. Ama şöyle diyeyim. Ya zaten yazılı şeyler geçmiyor bu memlekette. Huy ve diğer bir sıfat olarak kullanırsak insanı, huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli kimse diyoruz. İtirazı var mı buna? Süper. Yok. Şimdi insan bilimi. Yani biz bugün böyle çıkmadık ortaya herhalde. Değil mi? Dolayısıyla antropoloji denen bilim dalı bizim bütün geçmişimizi inceliyor. Tabii arkeologlarla beraber de çalışıyorlar ve buldukları kalıntılardan, buluntulardan bizim geçmişimiz hakkında yorum yapabiliyorlar, ışık tutabiliyorlar. Ve görüyoruz ki insanın iskelet, kafatası gibi fiziki yapısına baktığında bunları kolayca görebiliyor, o gelişimi izleyebiliyor. Peki kültür, toplumsal biyolojik çeşitliliği nasıl görebiliyor sizce? Herhalde olsa olsa bıraktığımız yine eserlerden olabilir. Değil mi? Yani biz bugün binlerce yıl gerisine gidildiğinde bir mağarada eğer bir çizili duvara, taşın üstüne çizilmiş bir resim görebiliyorsak bu insanın kendi içgüdüsel davranışının yansımasıdır.
Şimdi tabii bu bilim dalının incelediği en önemli konu, insan başlangıcından bu yana çeşitli koşullara kendisini uyarlayarak gelmiş. Ve bu uyarlanma biçimleri nasıl gelişmiş, değişmiş, bunları araştırmak özde bununla uğraşıyor. Dolayısıyla insanlık tarihinin eski dönemlerini araştırıyorlar, aydınlatıyorlar. Hepinizin bildiği gibi bir Homo erectus var. Yani ayakta durabilen canlı. 1,8 milyon yıl öncesine gidiyor. Ve bir iskelet, Turkana boy adı verilen bir iskelet bulunmuş ve birçok bilgi edinilmiş burada. Düşünün, 1 milyon 8 milyon yıl öncesine kadar gidiyor ve o dönemlerden kalan bir iskelet bugüne kadar gelebiliyor. Buradan bunun iri olduğu, avcılık veya leş yiyicilikle geçindiği, avcılık veya leş yiyicilik derken ne olabiliyor bu? Çiğ eti de yiyebiliyor olabilir veya bulmuş olduğu hazır, avlanmış, öldürülmüş eti de yiyor olabilir. Herhalde bu bana dokunur, alerji yapar demiyordu değil mi o dönemlerde? Bunun ardından Neandertaller geliyor. Bunlar da yaklaşık 250-300 bin yıl öncesine kadar. Ve bunların kemik iskelet yapısı günümüz insanından oldukça farklı. Daha sonra Homo sapiens, Neandertallerle Homo sapiensler bir müddet aynı dönemi paylaşmışlar. Sonuçta Homo sapiensler kalmış, Neandertaller kaybolmuş. Niye acaba? Henüz bilinmiyor. Şimdi Homo sapiens Latince akıllı insan veya bilen insan anlamına geliyor. 200 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıkmışlar. Modern davranışlarına 50 bin yıl önce kavuşmuşlar. Yetenekleri dik duruş, görece gelişmiş bir beyin, soyut düşünme yeteneği ve konuşma, dillerini kullanabiliyorlar. Bu yetenekleri diğer türlerden farklı olarak araç gereç yapımına imkan sağlamış. Böylece kendisinin farkında olması, rasyonelliği, zekası ve yüksek seviyede düşünmesi insanı insan yapan nitelikler olarak o dönemden bu yana ortaya çıkmış. Şimdi sizce bu gelişimdeki kilit unsur ne? Yani biz ilk başta Homo erectus dedik, daha sonra Neandertal dedik. 1,8 milyon yıldan bu yana geliyoruz ve düşünün ki bir birey topu topu yaşasa yaşasa 70-80-100 yıl yaşar. Doğru mu? Bu zaman dilimi içinde aslında o kadar küçük bir boşluğu veya slotu dolduruyoruz ki. Efendim? O zaman daha da düşük, 30 sene. Yani. Tabii, onu da dikkat alacaksanız yani kaç kuşak, kaç nesil ve bu bir gelişim var burada. Buradaki bu gelişimi, dönüşümü sağlayan nedir? İnsanların kaderi mi? Orhan Bey, kopya verme gençlere. Sen benimle yaşıtsın arkadaş. Dolayısıyla bizim kafa yapımız aynı çalışır da bakalım gençlerinki nasıl çalışıyor. Kader mi? Değil. Değil. Efendim? Kederi olabilir. Yani neyse, ona daha sonra gelelim. Şans olabilir mi? Efendim? Olabilir. Evet. Sizinle de akran sayılırız. Bizler zar atarak büyümüş bir neslin çocuklarıyız diyelim. Şimdi çevreye uyum gösterebilmemiz, değil mi? Bir de zeka. Aslında bu olmadan bu olur mu? O da olmaz. Değil mi? Dolayısıyla baktığımızda tek başına zeka diyebilir miyiz? Zeka sizce insan için bir donanım mıdır? Yoksa yazılım mıdır? Şimdi teknik bir soru soruyorum. Efendim? Yazılımdır. E peki bu kemiğin içinde efendim? Siz de donanım. İkisi de? Ha, ikisi de. Peki bir bilgisayar, o zaman biz benzetiyoruz bunu değil mi? Bir tane gittiniz, 0 kilometre bir bilgisayar aldınız. Ne görürsünüz bunda dış görünüşünde? Klavye, ekran, kamera vesaire vesaire bir sürü şey görürsünüz dıştan baktığınızda. Değil mi? İçinde ise güç kaynağı, işlemcisi, ana bellek vesaire gibi yine bir sürü malzeme var. Bunların tamamı donanım.
Ve bunlar eğer ki işletim sistemi olmazsa çalışırlar mı? Efendim? MS-DOS'ta çalışıyordu. Vallahi o kadarına benim aklım ermiyor. Gerçi MS-DOS bizim ilk başladığımız işletim sistemidir ama MS-DOS da bir işletim sistemidir, unutma. Doğru mu? Peki yeni doğmuş bir insan. Bunda neler var? Dıştan bakıyorsun, bilinen şeyler, eli koya, ayağı, parmağı vesaire. Cinsel organın. İç görünüşe bakıyorsun, kalp, mide, bağırsak vesaire, bir sürü sistemler var. Doğru mu? Bilgisayar. Burada yeni doğmuş bebek küvözde. Şimdi bu bebek sizce zeki mi? Bir dakika, buraya nasıl geldik biz? Burada bir atlama olmuş. Peki. Zeka insan için tanımlı. Doğru mu? Şuradan başlayalım. Biz burada bir bebeği gördük ama aslında bu bebek dediğimiz şeyin en küçük parçası bir hücre. Hücreler bir araya gelip dokuyu oluşturuyor. Ve daha sonra bunlar bir araya gelip organı, daha sonra organlar bir araya gelip sistemi, sistemler bir araya gelip de organizmayı oluşturuyor. Doğru mu? Çok sistematik olarak bunu böyle tanımlamak mümkün ama hadi bunu bir mühendislik problemi olarak çözün dediğimizde var mı çözebilen bugüne kadar? Yok. Şimdi peki zeka insan için tanımlı. Tamam? Ama ve lakin bu hangi düzeyde? Hücre düzeyinde mi? Veya hücre düzeyinde var ise eğer tanımlı süreçler olması zekanın varlığını gösterir mi? Şöyle düşünün bizim meslek için closed loop, open loop kontrol sistemi. Ben mesela birinci sınıfa gelen elektrik mühendisliği adayı öğrencilere şunu soruyorum. Çamaşır makinesi kapalı çevrim midir, açık çevrim midir? Açık çevrim. Yıkanmadığına bak, sadece temizliğin derecesine bak. Peki onu kapalı çevrim haline nasıl getirdim? Yani ne kadar yıkandığını ölçmemiz lazım. Yani neyin ölçmem lazım? Görüntü işlemi olabilir mesela. Yani neyin ölçeceksin ama? Ölçecek bir şey aslında. Kirlilik. Kirlilik. Temizlik. Sen çıkarıyorsun, bakıyorsun çamaşıra, olmamış diyorsun, atıp içine bir 15 dakika daha kıvırıyorsun. Yani eşim öyle yapıyor, siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Şimdi gelelim hücre düzeyine bir bakalım. Burada bir sürü enzimatik reaksiyonlar var. Enzim sözcüğünü en azından mühendis olsak biliyoruz veya kulak aşinalığımız var. Ve böylece bütün hücre içinde tüm metabolik reaksiyonlar enzimlerle katalizleniyor, gerçekleştiriliyor. Yani ortada tel, kablo, damar vesaire filan yok. Doku düzeyine gelince, aşırı fiziksel aktivitede, tabii bu aşırı sözcüğü kişiye göre anlam kazanıyor, kaslarda laktik asit birikimi olabiliyor. Yani bu çok koştunuz, işte kolunuz ağrıdı, bacağınız ağrıdı vesaire gibi. Eğer ki bir sporcu yapıyorsa bu, belki 6 saatin sonunda olur. Ben yaparsam ilk 5 dakikanın sonunda ben de laktik asit üretimi had safhaya gelebilir. Organ düzeyinde yemek yediğinizde karnınız doyarsa hafif bir üşüme hissederiz. Niye? Hepiniz biliyorsunuzdur eminim. Kan oraya hücum ediyor, sindirim sistemini daha iyi çalıştırabilmek için. Limon. Bu Pavlov'un köpeklere ilişkin deneyini de çağrıştırabilir. Limon hatırladığınızda ağzınız sulanır mı? Hafif bir salgı gelir değil mi orada? Organizma düzeyinde baktığımızda vücudumuz ne zaman ateşlenir? Ateş yükselmesi denen şey nedir? Ha? Soğuk algınlığı. Başka? Savunma sırası. Evet. Efendim? Şimdi şöyle diyeyim, parmağına kıymık battı. Hiç parmağına kıymık batan var mı aranızda? Ne oldu sonra? Çevresi sıcaklaşıyor hocam. Sonra? Uğraşıyorsun. Uğraşmasan ne olur? Sonra? Virüs enfeksiyon kapıyor. Sonra? Ateş başlıyor. Hayır efendim, o noktaya gelmez. Çünkü önce lokal olarak müdahale ediyor vücut.
Yani burada kıymık battıysa küçücük bir şey senin boyutlarına kıyasla. Ve o söylediğiniz iltihaplanma olur. Ondan sonra eğer şöyle bir itecek olursanız iltihapla beraber o kıymık çıkar gider. Dolayısıyla o noktada koruma işlemini yapmıştır. Ama eğer onu yapamaz ise, enfeksiyon vücuda yayılacak olursa bu sefer ateşlenmeyle birlikte başka savunma mekanizmaları devreye giriyor. Dolayısıyla ama bunların hiçbirisinde zeka var mı? Tanımlı süreçler var. Ve mükemmel bir şekilde izliyor. Şimdi hücre dedik, bakın burada anabolik reaksiyon, burada katabolik reaksiyon. Anabolik reaksiyonda parçalanıyor molekül, daha küçük moleküllere ve enerji açığa çıkıyor. Dolayısıyla burada ise başka moleküller bir araya geliyor ve bundan yine küçük moleküller ve enerji açığa çıkıyor. Şimdi dolayısıyla biz vücudumuzdaki enerji üretimini veya enerji ihtiyacını hücre düzeyinden giderek karşılıyoruz. Arabanın moto şeyine, benzin deposuna yakıt dökmekten farklı. Şimdi bunu bana bir biyomühendis meslektaşım verdi. Ve şuradaki ölçüye dikkat edin. A0 boyutu biz hiç kullanmayız. Değil mi? 1188'e 840 milimetre boyutundaki kağıda 8 milimetre punto ile yazarsanız bu şekil çıkıyormuş. Bu bir hücre. İyi mi? Evet, sesiniz çıkmıyor. Anlayamadım hocam. Efendim? Neyi anlayamadı? Bu tek bir hücre. Evet, tek bir hücre. Hücre içindeki mekanizmaları açıklamak için 8 punto büyüklüğündeki yazıyla bunu çizdiğinizde bir hücre için 1188'e 840 milimetre boyutunda bir kağıt gerekiyor. Tamam? A0. Şimdi hücreden canlıya geçiş. Bakın bu döllenmiş hücre. Zigot deniyormuş buna. Ve kademe kademe gidiyor. Bu noktaya geldiğinde, yani 3. haftanın sonu, hücre farklılaşması başlıyor. Aramızda çocuğu olan, baba olan, anne olan var mı? Bu süreçleri izlediniz mi hamilelik döneminde? Erkeklerden izleyen var mı? Ciddi misiniz? Yeni kuşak farklı demek ki. Ben torunlarım olunca bunları izlemeye başladım. Evet. Şimdi hücre farklılaşmasının başlaması demek artık farklı hücre tipleri ortaya çıkıyor. Farklı görevler için farklı hücre tipleri. Ve bu 4 hafta, 10 hafta, 16 hafta, 20 hafta ve burada artık farklılaşmış bir canlı sürecini konuşuyoruz. Ve hücresel düzeyde de iş bölümü var burada. Pankreas, kalp, kan, akciğer vesaire. Bakın dikkat ederseniz her bir organa ilişkin ayrı bir hücre söz konusu. Şimdi hücreler yüklenecekleri görevler kapsamında şekilleniyorlar. Örneğin karaciğer belirli bir işlevi yerine getiriyor. Efendim akciğer belirli bir işlevi yerine getiriyor. Dolayısıyla da onların hücrelerinin ona uygun şekilde olması gerekiyor. Ve şekilleniyor ve fiziksel yapıya kavuşuyor. Peki başka ne tür yetenekler edinirler bu hücreler? Örneğin akciğeri bir ara incelemem, yani öğrenmem, merak ettim, öğrenmem gerekmişti. Akciğerin içinde alveoli denen küçücük parçacıklar olduğunu öğrendim. Ve bunların akciğer içinde oluşturdukları yüzey alanı 90 metrekare filan. Dolayısıyla bu bir yandan yani böyle bir zar görevi görüyor. Kanda dolaşan temiz oksijene sahip olan kandan oksijeni alıyor. Bu sefer dönüyor öbür tarafa da karbondioksiti veriyor. Şimdi böyle bir yapı ve hiçbir geçişkenlik yok arasında. Bunu o hücre öğrenerek gelişiyor. Peki acaba bizler deniz altında yaşamış olsak, su altında yaşamış olsak akciğerlerimiz böyle bir evrim geçirir mi? Bilmiyorum.
Şimdi galiba benim Gmail açık o tepede görünüyor. He? 250 tane mail bekliyorum. Bütün sırlarımı döktün ortaya ya. Bütün sırlarımı döktün ortaya delikanlı. Efendim? Evet. Evet. Şimdi bu hücreler tanımlı ve belirli doğal süreçlere bağlı olarak yaşam sürerler ama şunu da unutmayın ki her 1 milyon hücre bölünmesinde bir mutasyon oluyor. Yani DNA kopyalamasında hata oluşuyor. Şimdi 1 milyonda bir aslında çok küçük bir olasılık gibi görünür, değil mi? Amma ve lakin toplam hücre sayısı 100 trilyon dersek, günlük yenilenen hücre sayısı 300 milyon dersek, o zaman mutasyon riskinin ne kadar olduğunu siz tahmin edin. Bunların bir kısmı kabul edilebilir, onda sorun yok. Ama bir kısmı ölüme neden olacak sonuçlar doğurabiliyor. Bir kısmı ise genetik arızalara neden olabiliyor. O nedenle aslında çok büyük bir risk altında insanoğlu oluşuyor, değil mi? O hamilelik döneminde. Şimdi burada şunu demiştik. Düşünülecek olursa. Düşünmek. Şimdi düşünmek deyince bizi aslında diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğimizdir, değil mi, düşünebilmek? Peki nedir düşünmek sizce? He? Bu yetenek hangi organımıza verilmiştir? Biraz önce dediniz ki beyin. Tamam. Peki beyin tek başına yeterli midir? Kalp. Efendim? Kalp. Kalp olmasa beyin çalışamaz. Kalp olmasa beyin çalışamaz. Akciğer olmazsa? O da çalışamaz. Peki mide? Hepsi birbirine bağlı. Hepsi birbirine bağlı. Peki miden düşünüyor mu? Düşünmüyor. Dolayısıyla efendim? Görevini yapıyor yani. Sistem için görevini yapıyor yani. Tamam ama ben düşünmekten kastediyorum. Şimdi diyor ki beyinde duyum ve bilinç merkezleri bulunur. Demek ki aslında bu söylediğimiz şey, yani tıpkı bugün bilgisayarın power source'u bir iş yapıyor. Ama bilgisayarın hard diskini yaptığı işte, bilgisayarın işlemcisini yaptığı işler farklı şeyler, öyle değil mi? Doğru mu benzetmem? Demek ki beyin tek başına yeterli değil ama orada yapılacak olan belirli bir iş var. Bir eylemi anlatıyor aslında düşünmek ve bir sonuca varmak amacıyla bilgileri incelemek, karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden yararlanarak düşünce üretmek. Yani düşüneceksiniz ama aynı zamanda da yeni bir düşünce üreteceksiniz. Zeka dediğimiz aslında yetenekleri tanımlıyor. Burada da düşünme var, akıl yürütme var, gerçekleri algılama var, yargılama, sonuç çıkarma ve karar verme var. Şimdi bunu bir algoritmasını yapabilir, değil mi? Yapılır, basit. Her iki tanımda da bir varsayım var. Temel bir varsayım. O nedir? Bilgi. Peki hangi bilgi? Bilgi nerede? Sizce bilgi nedir? Efendim? Girdi. Peki hangi girdiler bilgi yerine girer? Her şey. Her şey. Her şeyi öğrenmeye açığız. Peki bugün yeni doğmuş bir bebeğe veya yeni konuşmaya başlayan bir bebeğe integral denklem öğretebilir miyiz? Hayır. Öğretemeyiz. Bir şey diyecektiniz galiba. Bir el gördüm. İhtiyaç duyulan şeydir aslında bilgileri. Doğru. Bunların hepsi doğru. Ama sadece bunlar mı? Görmek lazım. Peki zekanın ölçüsü var mı? IQ testi var, değil mi? Ve şöyle bir çan eğrisi var. İşte ortalama, ortalama üstü, geri zeka 70'in altı. Ve insanların aslında %70'i, pardon %68,3'ü bu aralıkta.
Yani çok da böyle üstün zekalı bir toplum değil insanlar, topluluk değil. Vasat. Evet, unutulmaması gereken bir husus var burada. Bilginin varlığına ilişkin varsayım. Ama hangi bilgi diye tekrar soruyorum burada. Bilginin tanımına baktığımızda sizin biraz önce söylediğiniz gibi 5 tane duyumuz var. O nedenle gördüğümüz, duyduğumuz, hissettiğimiz, tattığımız, kokladığımız her şey bizim için bilgidir. Tamam? Şimdi eğer ki yeni yeni şeyler görüyor isek, örnek bir çiçek kokusu duyduğunuzda eğer daha önce o kokuyu duymuşsanız ne yapıyorsunuz? Beyninizde karşılaştırıp ha bu Yasemin diyorsunuz, değil mi? Ama kimisi de sizin için yeni şeyler olabiliyor. Bir bebek özellikle ne yenidir bebek için? Şimdi bebekler sık sık ağlar, değil mi? Niye ağlar? Acıkınca ağlar. Başka? Başka? Korktuğu için ağlar diyor. Başka? İletişim kurmak, ihtiyacını karşılamak, korktuğu için. Peki bebek ne zaman korkar? Sen ne zaman korkarsın birey olarak? Bilmediğin bir şeyle karşılaşırsan. Bilmediğin bir şeyle karşılaşırsan. Peki bebek için bilmediği şeyler neler olabilir? Her şey değil mi? Yani böyle bir ortamda sen oturuyorsun, bak şimdi bu bebek geldi. Korkutmak için çok fazla bir şey aramanıza gerek yok aslında. Değil mi? Ama sizi korkutmak için başka yöntemler denememiz gerekebilir. Dolayısıyla siz pencereyi açıp böyle hafif bir esinti alacak olsanız o bebek için sizin hoşunuza gider ama o bebek için o ürkütücü bir şey olabilir. Daha önce duymamış, hissetmemiş. Ve bunu, bu bir bilgi. Bunu bebek kendisi deneyimleyerek çıkardı. Yani 2-3 kere bunu hissettikten sonra hafızaya o bir bilgi olarak girecek. Diyecek ki böyle bir esinti gelebilir, korkma. Peki biz yetişkin bir kitap okuyabiliriz. Bu kitaptan da bir bilgi çıkarabiliriz. Ama biz bunu kendimiz deneyimleyerek çıkarmıyoruz. Bu bize sunuluyor. Ve ben okuduğum kitaptaki bilgileri daha önceden de almış da olabilirim. Veya benim için yeni bilgi de olabilir. Ama burada yeni bilgi dahi olsa yetişkin ne yaptı? Başkasının çıkarmış olduğu bilgiyi öğrendi. Öğrenmek sözcüğüne nasıl bir anlam yükleyeceğiz onu da isterseniz daha sonra görelim. Peki, bilgili olmamız için eğitim gerekli mi? Evet. Efendim? Deneyim daha üst küme. Evet, çünkü mesela bebeği dinlemiyoruz esintiden öğreneyim dersek. Bebek deneyimleyerek onun bir bilgi sahibi oluyor. Yani bilgi sahibi olmak için deneyim gerek bence. Eğitim aldığın bilgiyi şekillendirme veya öyle değil de eğitim biraz daha şey yani bilginin sistematik bir şekilde verilip çıktısının da bizim davranışlarımız üzerinde sistematik bir şekilde olması. Yani ben öyle düşünüyorum. Evet, başka katkı? Hocam burada belki tüm bilgimiz deneyimlerden mi kaynaklanıyor sorusunu sormakta fayda var. İşte sor arkadaşına. Ben yani sanki öyle olmadığını okuduğumu hatırlıyorum Kant'ın kitabından ama şu an tam ne dediğini hatırlayamıyorum. Olması bilgimiz mümkün mü? Deneyimden kaynaklanmıyor. Olması mümkün mü? Yani her şeyi deneyimleyerek öğrenmeye kalkışacak olsak bir yaşam yeter mi bize? Yetmez. Ya da başkalarının deneyimlerini atıyorum mesela işte yer çekimini bile mesela biliyoruz, yaşadır yani. Bu bizi etkilediği için biliyoruz. Ama şöyle, yer çekimini bilmek başka bir şey. Yer çekimi hakkında bilgi sahibi olmak başka bir şey. Şimdi basit bir örnek vereyim bizim meslekten. Elektrik akımı, manyetizma yaratır ilk bulan kimdir? Kehribar'la tanışmadım henüz. Örsted'ler hocam siz? Faraday diyorsunuz. Yok ya, Faraday'dan öncesi var ya. Bak, elektrik akımı manyetizma yaratır diyorum. Amper demenizi beklerdim. He? Ama amper mi Örsted mi? Ben Örsted diyorum. Peki niye herkes amper biliyor? Şimdi bakın. Efendim?
Peki niye amper law yaptı da Ørsted law olmadı? İlk duyuran demek ki amper. Yok efendim, olur böyle şey. Yani ilk reklamı veren o oldu gibi bir şey oldu bu. Değil. Ørsted bunu deneyimleyen insan. Tesadüfen evet. Tabii. Bulmuş ve deneysel kurallara göre, yani tekrarlanabilirliğini göstermiş ve kanıtlamış adam bunu. Deney olarak kanıtlamış. Ama Maxwell'inki daha başka bir şey ama. Şimdi deney üzerine gidiyoruz ya. Şimdi ama bunu bir yasa haline getirememiş. Yasa haline getirmek ne demek? Bunun için bir matematiksel ifade koyabilmek. Ve dolayısıyla ben artık o matematiksel ifadeyi anladığım takdirde, öğrendiğim takdirde ben aynı bilgiye sahibim. O nedenle o kişilerin deneyimleyerek bulduklarını ben kullanabilirim. Ama eğer ki Ørsted'le kalmış olsaydı bugün biz amper yasası olmaksızın trafo filan yapamazdık. Doğru mu? Motoru yapamazdık. Motoru yapamazdınız. Bilmiyorum, katılıyor musunuz? Yok, bayan arkadaşım böyle bir donukluğu var. O hala tereddüt ediyor. Kantta kaldın galiba hala. Yok, hayır. Evet. Yani sonuçta ben bugün çok bir takım tesadüfler neticesinde bulunuyorum şu an. Yani bunu matematiğin ortaya koymaya gerek var mı şey üretmek için? İleriye taşımak için. Şimdi bak, tesadüflerin sonucu mu? Tesadüf çok aşağılayıcı bir sözcük olur. Bilim dünya, bilim alemi için, bilim tarihi için. Tesadüf ne anlama? Ne anlama? Yok ya, hırsızlık olur mu? Ha, bilinçsizlik. Evet, yani şimdi burada tesadüf diye bir şey söz konusu değil. Bakın bilim tarihine, açın okuyun bilim insanlarının yaptıklarını. Hepsi meraktan kaynaklanıyor. Oraya şimdi geleceğiz. O nedenle bu tartışma hakkınızı saklı tutun. Şimdi eğitim ne diyor? Tanım olarak baktığımızda saptanmış esaslara göre. Demek ki eğitimin bir esası var. Bugün burada da yapmış olduğumuz bu eğitimin bir esası var, öyle mi? Davranışlarda belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizesi. Şimdi sorarım size, bunu yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Çünkü ben başta belirleyiciyim ve süreçte de belirleyiciyim. Öyle bir süreçten geçsin ki bu diyorum. Ben sonunda sizlerde ve toplulukta belirli davranışlarda değişiklikler yapabileyim. Şimdi seçilmiş ve kontrollü bir çevrede sosyal yeterlilik ve optimum bireysel gelişmeyi sağlayan süreç de deniyor eğitime. Bakın burada da bir sürü şeyler var. Seçilmiş ve kontrollü bir çevrede. Bir defa başlangıç koşulunuz, T eşittir sıfırdaki koşulunuz zaten bir çerçeve çiziyor. Siz o çerçevenin içine giriyorsunuz. Ve burada yine bu çerçevenin tanımladığı bir sosyal yeterlilik ve bir bireysel gelişme tanımıyla beraber yola çıkıyorsunuz. Bireyin yaşantısı yoluyla davranışlarında kasıtlı olarak istenen değişimi meydana getirir diyor eğitim. O zaman sizler annenizin, babanızın, hocalarınızın sizlere vermiş olduğu eğitim sayesinde şu an burada akıllı uslu oturup beni dinliyorsunuz. Çünkü böyle yapmanız öğretildi size, doğru mu? Söylediklerim arasında sizin için saçma sapan gelen şeyler de olsa nezaketinizi bozup yok canım sende atma demiyorsunuz. Demek ki bugüne kadar almış olduğunuz eğitim bu dışarıdaki arkadaşlar bizden mi? Ha, yani bizdenseler onları iyi eğitim almamışlar diyecektim. Şimdi hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetleri sistematik şekilde verir diyor. Nedir Allah rızası için hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyet? Şimdi düşünün, hangi hayattan bahsediyoruz? Neredeki hayattan bahsediyoruz? Kimin hayatından bahsediyoruz? Doğru mu? O nedenle eğitimi insanı, bireyi şekillendirmek gibi tanımlamak kadar büyük bir tehlike yok. Hocam, efendim. Çok özür dilerim. Optimum bireysel gelişmeyi sağlayan süreç diyor ya. Evet. O kısmı biraz
O kısım biraz takıldım ben bunlar kısmına. Şöyle takılmayacak yer yok ki bunlarda. Yani şöyle bir şey var. Sizin de verdiğiniz örneğe göre aileniz işte bugüne kadar verdiğiniz eğitim sonucu biz sizin burada aklınızda bilmiyoruz evet. Ama bunun optimum doğru bir şey olduğunu ben doğru değil demiyorum mesela. Biz başka bir şey şimdiye kadar başka bir şeyle kıyaslama yapabiliyor muyuz ki optimum bunun olduğunu? Mesela belki sizin dediğiniz yanlış yok da yani yanlış anlamayın. Bazı şeyler itiraz edebilsek veya çok daha evet. Üst fazla söylüyorum. Evet kardeşim. Yani mesela ülkenin durumu bakımından mesela itiraz etse bakımsız olmasın. Evet. Bazı şeylerin mesela çok daha optimum yoluna girecek. Mesela en temel haklar gasp ediliyor diyelim. İşte ailemizin öğrettiği sen karşımın yanmasın işte. Şimdi bu adam resmen münafık. Bilmiyorum. O, sayın oda yetkilileri hakkında gereğini yapacak mısınız? devam. Yani, oradaki optimum neye göre optimum? Mesele o zaten. Mesele o. Ben de diyorum ki aynen senin söylediğin gibi. Eğitimi böyle tanımlamak aslında kötülük. Böyle bir eğitim olmaması lazım. Tamam. efendim nereden aldım? Bilmiyorum yani. Sence yanlış bir şey söylüyor muyum? Yok. Ama bu yani jargonuyla ve sistemle anlatışıyla bu herhalde bir eğitim. Evet. Ile ilgili bir evet. Evet. Yani daha önce yapmış olduğum eğitimle ilgili sunumlarda da bunların bir kısmını kullanmıştım. Çoğunluk da aslında Türk Dil Kurumu'nun sözlüğündeki tanımlara dayanıyor. Son sunuma bir daha gelebilir miyim? Tabii efendim. Şimdi ilk üçü bazı tanımlar var ama bunlar iyi de olabilir, kötü de olabilir. Ama sonuncusu onlar da çelişiyor. Hangisi? Olan, bu mu? Saptanmış esaslara göre davranışlarda belli gelişmeler. Evet. İyi davranışlar kötü amaçla da olabilir. Tabii. İkincisi de öyle, üçüncüsü de. Tabii. Sonuncusu hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetleri diye bu biraz ama kimin hayatı efendim? Kimin hayatı? Yani bugün vardı onu bulamadım. Çocuklar pankart asmışlar. Türbanlı çocuklar. Baba beni okuldan al. Kur'an kursuna gönder. Öbür tarafta okulda öğretilenleri sormayacaklar. Yani kimin hayatı efem? Devam edebilir mi? Ve bakın, örgün eğitim, yaygın eğitim. TÜİK istatistiklerine girin, Türk İstatistik Kurumu'na. Kur'an kursları örgün eğitim sistemi içinde geçiyor. Eğitim sistemi içinde geçiyor. Ve Diyanet'in web sayfasına girin. Oradaki strateji raporlarına bakın, yıllık. Faaliyet raporlarına bakın. Kendileri için koymuş oldukları hedefleri, vardıkları başarıları, kazandıkları başarıları okuyun orada. Resim çıkıyor. Yani inkar edilen bir şey yok. Ha biz gözümüzü kapatıyorsak ona bir şey diyemem. Dolayısıyla bunlar kışkırtıcı mı? Evet. Kışkırtıcı tanımlar. Tekrar ediyor. Bakın toplumun standartlarını, inançlarını, yaşama yollarını bireyin kazanmasını sağlar. Hükümet bunu demiyor mu efendim bize yıllardır? Burada ülkenin %99,9'u Müslüman diyor. Dolayısıyla standardı da, inancı da, yaşam yolunu da koymuş oluyor kişi oraya. Ve size eğitimle bunu vermek istiyor aslında. O nedenle eğitim bilgili olmak için yeterli mi? Hayır. Toplumda değeri olan yetenek, tutum, davranış biçimlerini kişinin geliştirmesine yardımcı olur. Hayır. Bu anlayış toplumu bitirir diyorum ben. Ve sistem uyumlu bireyler yaratmaya odaklı. Uyum ehli olacaksınız. Sesinizi çıkarmayacaksınız. Görüp görmeyeceksiniz. Duyup duymayacaksınız. Olay bu. Burada bir ekosistem var. Tamam? Bu ekosistemi tanımalıyız. Bilmeliyiz, benimsemeliyiz ama sorgulayan da olmalıyız. Yani ben şunu söylemiyorum. Arkadaş dışarıda ne varsa kötü değil. Bilmediğin bir şeyi eleştiremez.
Tanımadığın bir şeyi eleştiremezsin. Bileceksin, tanıyacaksın. Yeri geldiğinde uyacaksın. Ama bu senin onu sorgulaman için engel teşkil etmemeli. Bilmiyorum katılır mısınız? Şimdi peki eksik kalan ne eğitimde? Bunun sırası şaşmış. Yani sorunun boyut olmadığı kesin. Tamam. Amaç daha çok ve daha çok bilgi toplamak da olmamalı. Yani eğitimi konuşuyorsak sürekli bilgi, sürekli bilgi, sürekli bilgi ile yüklememeliyiz biz insanımız. Soyut kavramları okudum, kabul ettim diyen insanlar yetişmemeli bu sistemde. Somut gerçekleri, bilimi temel alarak sorgulamalı. Ancak sorgulamak ile kural tanımamayı da ayırt etmesini bilmeli. Kaç sene önce tam hatırlamıyorum. Henüz otobüslerde cep telefonu kullanmak yasaktır yazıldığı dönemler. Yani bu belki 8-10 sene önce. Otobüse bindim. Ankara'dan, Ankara Havaalanı'ndan şehir merkezine gideceğim. Yanımda genç bir mühendis, pardon genç bir bey oturuyor. Ve sürekli cep telefonuyla konuşuyor. Anonslar yapıldı. Cep telefonunuzu lütfen kapatın. Cep telefonunuzu kapatın. Beyefendi kapatmadı genç arkadaşım. Derken herhalde dedim otobüs hareket ederse kapatır. Yine kapatmadı. Ve işin ilginç tarafı aranmıyor. Kendisi arıyor. Ve derken sabrım taştı. Ben de pek sabırlı bir insan değilimdir. Dedim ki cep telefonu yasak dediler. Tavır aynen şöyle oldu. Ben dedi elektronik mühendisiyim. Şimdi şöyle bir düşündüm, ne yapayım, ne demeliyim, dayanamadım, şeytan döktü, dedim ki ben de elektromanyetik profesörüyüm. Şimdi çocuk bir duraladı, neye uğradığını şaşırdı, acaba dalga mı geçiyorum, doğru mu söylüyorum, onu da tartamıyor bir türlü. Şöyle bir 15 saniyelik duraksamadan sonra dedi ki gerçekten zararı var mı? Şimdi düşünün. Dedim ki ya var yok o ayrı. Ama bak üniversite mezunusun, mühendis olmuşsun. Kural var burada ya. Kuralı sorgulamanız başka bir şey. O kuralın değişmesi için mücadele etmeniz başka bir şey. Ben bu kuralı tanımıyorum demeniz başka bir şey. Bu ayrımı yapabilecek yetkinlikte olmalısınız üniversite mezunu olarak. Şimdi hocam da biz ekranlı kabloları bilmeleri falan niye çıkardık? Çünkü o şey klima sistemini her şeyi bozuyor. Tabii. Daha sonra ekranlama işleri geldi. Her yer uçaklarla bile servis bulaşıyor. Sistem değiştiriyor. Evet. Şimdi biz ansiklopedi istemiyoruz arkadaşlar. Tamam. Türk Dil Kurumu'nun yaptığı, yani ansiklopedi istemiyoruz dediğim, sürekli her şeyi öğreneyim, 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 öğreneyim derdinde değil. Bir defa ortalık bilgi dolu artık. Bu bilgi çağında her yerden bilgi yarışıyorsunuz. O sadece hissettiğin, duyduğun, kokladığın, tattığın vesaire değil. Açtın mıydı Google Hazretlerine? Her şey çıkıyor önüne. Yazdın mıydı? Hemen geliyor. O gün bir arkadaşım, genç bir arkadaşım anlatıyordu. Kızı zannediyorum 4-5 yaşlarında. Bir şey soruyor, henüz yazma bilmiyor. Yok, 4 yaşında, evet. Anneannesine diyor ki, anneanne bu ne demektir? Bilmiyorum kızım diyor anneanne de. Olur mu anneanne bilmemek diyor. Açıyor, yaz Google'a diyor. Söyler diyor. Kızım onu da bilmiyorum diyor. Aç bilgisayarı, ben sana gösteririm diyor. Açtırıyor, Google'a girdiriyor. Yazdırıyor kelimeyi, sonucunu buluyor ve okuyup öğreniyor. Şimdi 4 yaşındaki bir çocuk bunu anneannesi yardımıyla yaptırabiliyorsa, zannediyorum insanımızın bunu, daha doğrusu özür diliyorum, insanların bunu yapamaması için bir neden yok. Ne diyor? İnsan aklının erebileceği olgu. Yani bir takım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç. Bu bir bilgi. Varlığı deneyle kanıtlanmış şey. Gerçek ve ilkelerin bütünü. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek. İnsan zekasının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü. Yani baktığımızda bu tanımlarda insandan ne yapması bekleniyor? Düşünmesi, zekasını kullanması
ve bir ürün, bir sonuç çıkarması isteniyor. Doğru mu? Bu düşünme işlemini yaparken biz eski bilgilerimizle bunu sürekli karşılaştırıyoruz. Doğru mu? Yani bugün bir matematik problemi çözüp yeni bir sonuç çıkarmak istiyorsak bize lisede, üniversite yıllarında öğretilmiş olan işte lineer cebirdir, integral hesaptır vesairedir, bunların hepsini biz orada kullanıyoruz. Yani düşünüyoruz. Şimdi böyle bir sahne. Burada bir uzaylı, burada da bir teyze. Ve ilk söylediği şey, abdestimi bozdum. Şimdi sizce bu teyze düşündü mü? Olur mu ya? Düşündü. Düşünmeden bu yanıtı verebilir mi? Düşündü. Ve ona hemen öğretiler geldi aklına. Bir yabancıyla dokundu muydu? Ki varsayım onun erkek olduğudur. Değil mi? Dokundu mu abdesti gider. Ürün çıktı mı? Evet. Ürün bu işte. Abdestimi bozdun diyor. Doğru mu? Peki. Zekasını kullandı mı? Maalesef kullanmadı. Biz böyle bir insan istiyor muyuz? İstemiyoruz. Peki, sizce bilgisayarlar zeki mi? Bakın cevap orada. Efendim? Akıllı. Yapay zeka diyorsunuz beyefendi, yapay akıl demiyorsunuz da. Intelligence, değil mi? Kullanılan kavramlar makinalarla kullanmak yanlış aslında. Akıllı. Şimdi ister akıl de, ister zeka de. Sonuçta bilgisayarın böyle bir yeteneği var mı? Olabilir ama sahibi yani programcısının izin verdiği ölçüde. Doğru mu? Şimdilik doğru. Peki. Teşekkür ediyorum. Efendim? Öyle diyebiliriz. Değil mi? Ya bugün için mi benim sözlüğüm? Hayır, bugün için. Evet. Peki bilgiye erişebilir mi? O da aynı şekilde. Kendisine izin verildiği şekilde ve ölçüde. Şimdi insan olarak siz her an, her saniye, her noktadan bilgi topluyorsunuz. Ama o bilgisayarın harici bağlantıları neyse oradan gelen bilgiyi ancak alabilirsiniz. Ve onun işleyebileceği formatta geliyorsa alabilirsiniz. Doğru mu? Şimdi, peki bilgiyi içselleştirebilir mi? Evet, yine sahibinin izin verdiği akış çerçevesinde. Bunlarla yeni davranış geliştirebilir mi? Evet Tayfun, geliştirebilir mi bilgisayar? Evet, ben de öyle diyorum, geliştirebilir. Katılıyor musunuz buna? Aç. Kaç aç canım. Şimdi hocam, insanın kaldırabileceği bir algı şeyi var, hızı var, algı kapasitesi var değil mi? Şimdi insan mesela bir savaş uçağını uçurmaya doğal olarak planlanmamış bir yaratık. Hı hı. Onu kim uçuruyor? İnsan yardımıyla sizin bu eleştirdiğiniz bilgisayarlar uçuruyor tabii ki. Sadece insan orada son karar verme şeyini kullanıyor. Değil mi? Yoksa ama o hale gelene kadar insanın katkısı var. O işlemci, o işlemci. Yok yok, Tayfun doğru söylüyor. Onu konuşmuyoruz. Bilgisayarlar zeki mi, akıllı mı diye sordu ya hocam. Yani tabii ben de şey olsun diye. Şeytanların aklını yapıyor. Tabii. Şimdi bunda buraya gelip bunu tartışacak mıyız? Yoksa ben herhalde. Yok yok, devam ediyorum. Şimdi bak. Neyi yapamaz bilgisayar? Karar veremez. Sadece önerebilir. Yani çıkaracağı karar da olsa bunu önerebilir. Çünkü sen insan olarak o bilgisayara güvenmezsin. Yani bugün savaş uçağını örnek verdi. Çok güzel. Bugün savaş uçağı bir defa bilgisayarla insanın birbirinin alternatifi olması diye bir şey yok. Bilgisayarları insanlar kendi işini kolaylaştırmak için yapmış olduğu asansörle bilgisayar 3 aşağı 5 yukarı aynı yerde gidebilir. Ha, bilim insanlarının bilgisayarları insanın insan gibi düşünebildiği, karar verebildiği noktalara getirebilmek gibi bir hayalleri vardır. Bunları da anlayışla karşılıyorum. Ama acaba
bu olacak mıdır? Yani bugün insansız hava, deniz, kara araçlarımız var bizim. Doğru mu? Peki bu araçları biz insansız olarak yola salacağız. Ama bunlar belirlenmiş olan bir güzergahın dışına çıkabilecek mi ilk aşamada? Hı? Veya bu İstanbul trafiğinde kuralların dahi bilinmediği bir ortamda insansız bir taksiyle siz yolculuk yapabilecek misiniz? Diğer taraftan şimdi savaştan bahsetti ki güncel bir konumuz maalesef. Bugün insansız hava araçları var. Bunların silah taşıyanları da var. Ve bugünkü teknolojinin şu yeteneği de var. O araç yerdeyken, havalanmadan tehdidin nereden geldiği, ne tür bir tehdit olduğu hepsi tespit edilebiliyor. O zaman ben niye şunu yapmıyorum? Geri çekilip ona otomatiğe bağlayayım. Tehdit algıladığında kalksın, gitsin, vursun, dönsün, gelsin. Bir dahaki tehdide kadar beklesin, bir dahaki tehditte yine kalksın, gitsin, gelsin. Niye yapmıyorum bunu? Yapıyor hocam. Hayır. Yaptı hayvanı, düğünleri bombalayınca bıraktı. Şöyle. Hayır, bunu yapmazsın. Ona bırakmazsın inisiyatifi. Çünkü sen insan olarak o bilgisayarın bilemeyeceği bilgilere sahip olursun. İşin bir sürü siyasi boyutu var. İşin dünya ülkeleriyle ilişki boyutu var. Yani şimdi o Suriye uçağı Rusya'nın uçağı düşürüldüğünde Suriye'de kararı robot vermiş diyebilirdi bizim hükümet çok rahatlıkla. Aptallık etmiş. Biz onu imha ettik. Biterdi sorun. Doğru mu? Program hatası. Evet, program hatası. Ama böyle bir şey yapmıyorsun, yapamazsın da zaten. Bu bilgisayarın yeteneksizliğinden değil. Evet. Valla ülkenin yöneticisi konumunda şöyle kendini düşün ve normal bir ortamda de ki kazara bir sınırlarını ihlal etti. Ne yapacaksın? İşte mesela Türk sistemler, o Suriye'deki Rus uçağının da Türk olsunların bir ayrımcı olsa, bir iletişim olsa, birbirlerinden haber edip iş yapmasalar, İstanbul trafiği de ben de diyorum ki sana, sistem zaten sağlıklı çalışıyor olsaydı Rusya'nın uçağı o bölgeye girmemeliydi. Eğer sistem sağlıklı çalışıyor olsaydı biz o uçağı vurmamalıydık. Bunun başka türlü şekillerde çözülmesi gerekirdi. Yani yıllarca çözüldü bu Yunanistan'da değil mi? Evet. Tabii. Tabii. Yani. Aynen. Yani şöyle oluyor, bence inisiyatifleri tanımlama ile ilgili bir şey. Evet. Yani mesela şimdi füze savunma sistemleri var. Yani bir füze kalkarsa İstisnasız öbür füze kalkıp vuruyor. Hiç kimse şey tabii, tabii. Çünkü onun şeyi o. Aynen. İnisiyatifi o. Rus uçağı konusunda o zaman bütün ekosistemin öyle girdileri gelmesi lazım. Yani o inisiyatifi tabii. Yetkinlikten olması lazım. Onu da tanımlamak o kadar kolay değil. Çünkü olasılıklar çok fazla. Kesinlikle. Ve değişen. Evet. Değişken. Şimdi bunun da nedeni tabii ki zekanın bilgisayar için yapma doğal olmaması. Hatta şimdi IQ ile birlikte EQ testi de yapılıyor değil mi? İşte insan olarak senin oraya katabildiğin en azından şu an bilinen bir de EQ etkisi var. Ama bunun dışında başka birçok daha etki de söz konusu dur diye düşünüyorum. Bilgisayarda eksik veya fazla olan ne? Bir defa bilgisayarda merak var mı arkadaşlar? He? Yok ya. Özgürlük var mı? Yok. Ha, ama iyi bir bilgisayar yapabildiyseniz eğer, siz aynısından milyonlarca da yapabilirsiniz. Zaten öyle dönüyor sistem. Ama aynı insandan bir ikincisini bulamazsınız, yapamazsınız da. Ne görünüş olarak, ne karakter olarak. Doğru mu bu? Evet. İnsan doğası gereği farklılaşmak zorundadır. Yani bunu ne kadar da baskılasanız, İnsan farklılaşır. Farklılaşmayı sağlayacak şeyin de temelinde merak yatar. Bunu neyle açıklarsınız bilmiyorum. Ama merak yoksa yok hiçbir şey. İnsan ve farklılık ilişkisine baktığımızda biz ne kadar farklılıklara hoşgörülüyüz veya toleranslıyızı düşünmek lazım.
Bunun da yaşla bir ilgisi var hepinizin bildiği gibi. Küçük çocuklar farklılıklara yabancıdır. Hemen tepki verirler. Zaten okul yıllarında mesela kimisine şişko denir, kimisine budur denir, kimisine kör topal. Bu aslında o farklılığı ifade ediyor o çocuk. Ama olgunlaşmamış bireyler de aynı yöntemi kullanırlar. Yani yaşı ilerlemiş fakat olgunlaşmamış bireylerde de aynı tavrı görürsünüz. Çünkü okulda eğer bir çocuğa şişko, topal vesaire diye bir lakap takılmışsa herkese aynı şeyi söylettirip bir şekilde o topluluğun gücünü arkasında hissetmeyi ister çocuklar. Aynı şey diğer bireyler için de. Çünkü bunların bireysel olarak var olma güçlerini henüz hissedememişleridir benliklerinde. Bir de tabii ki herkes ne der kaygısı da bunun bir sonucu olarak çıkar ortaya. Mahalle baskısı denen şey de bu. Hep benzer ararlar insanlar veya birbirlerine benzemeye çalışırlar. Ergenlik sonuna kadar böyle devam eder. Olgunlaştıkça farklılıklara tahammül edilir ve eğer insan olabilirlerse farklılıkları bir zenginlik olarak görmeyi başarabilirler. İnsan olabilirlerse. Şimdi tabii ki bireysel farklılaşmayı sağlayacak şey tek başına merak değil. Merak ile birlikte özgürlük. Şimdi demiş ki Recep Tayyip Erdoğan dindar ve muhafazakar bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Amaç gerçekten din mi sizce? Ha? Özgür olmayan birey merak etmeye cesaret edemez. Doğru mu? Dolayısıyla bakın burada iki çocuk var. Soldaki meraklı ve cesur. Sağdaki de meraklı değil mi? Ama cesareti yok. Niye? Hı? Efendim? Pardon? Korku. Neyden korku? Peki yaş farkı da olsun. Efendim? Pardon? Terbiyedir belki de. Yani o çerçeve. Şimdi çünkü mahalle, çevre ne der? O var işte. Sizin söylediğiniz hususlar. Korku, ayıp vesaire. Peki bu mahalle, çevre dediğimiz kümenin içinde kimler var, neler var? Hı? Anne, baba, kardeşler, diğer akrabalar, amcalar, halalar, teyzeler, dayılar, onların eşleri, onların çocukları, arkadaşlarınız, öğretmenler, okul, iş yeri yöneticileri, örf, gelenek, adet denilen her şey. Bu bir ekosistem gençler. Bu çevre dediğiniz, mahalle dediğiniz şey bir ekosistem. Ve ilginçtir, bu ekosistem sadece kendi koşullarına uygun yaşamları besler. Hani der ya kimisi, ruhum sıkılıyor abi. Değil mi? Yanlış adreste çünkü. Tamam? Şimdi değilsen, eğer o ekosisteme uygun yaşam koşullarına sahip değilsen, ya sistemi değiştireceksin ya da kendini. Başka bir yol var mı? Hangisini tercih edersiniz? Efendim? Aynen. Diyor ki sistemi değiştiremeyeceğime göre kendimi değiştiririm. E dünyanı değiştirmeyi deneyebilirsin. Onu da yapanlar var. Hangisini yaparsanız yapın, ikisinde de canınız acıyacak ve üzüleceksiniz. Hangisinin bedelinin daha ağır olacağına da sizden başka kimse karar veremez. Tamam? Kaldı ki bir şeyi değiştiremeyebilirsin. Sistem çok büyük, değiştiremem. Doğru da zaten gömlek değişir gibi sistem değişmez ki. O bir süreçtir. Yıllara, kuşaklara yayılan bir süreçtir. Bir de hani derler ya karıncanın hacca gitmesi, demişler sen gidemezsin. Demiş ki karınca da gidemezsem de yolunda ölürüm. Şimdi önemli olan olaya nasıl baktığınız. Yavru deve misali. Biliyor musunuz bu hikayeyi?
Anne soruyor, diyor ki ne var yavrum diyor, canını sıkan bir şey mi var? Bir sorun var diyor yavrum. Ve şöyle diyor ki, bu sırtımızda bir çıkıntı var, o ne? Diyor ki ona hörgüç derler, orada bir su biriktiririz. Çölde diyor giderken su ihtiyacımızı karşılarız, böylece uzun mesafeler gidebiliriz. Peki diyor, kirpiklerim diyor çok büyük. Niye? Evladım diyor, çölde güneş ışınları diyor bize kumdan yansıyıp geldiğinde gözlerimizi rahatsız etmesin diye diyor. Peki diyor. Bu sefer ayaklarına takılıyor gözü. Ayak tırnaklarımız niye bu kadar büyük diyor. Evladım diyor, çöl kumunda diyor biz rahatça yol alalım diye diyor. Şimdi bunların hepsini anne söyledikten sonra yavru diyor ki, bu Allah'ın cezası hayvanat bahçesinde ne işimiz var o zaman bizim diyor. Şimdi sizde eğer ki kendinizi bir hayvanat bahçesinde gibi hissediyorsanız çözüm. Ve unutmayın, bu sadece bir deve. Siz değilsiniz. Sizin çok daha fazla yapabilecekleriniz var. Şimdi çünkü bu sistemin çıkardığı yaptırımlar aslında yasal unsurlar değil. Değil mi? Bunun adı mahalle baskısı. Şimdi ben buradan nasıl geçeceğim ona bilmiyorum ama şöyle denemem lazım. Çok kötü oldu. Niye açamıyorum? Gençler bana 2 dakika mola. Ben bu şeyler açmak zorundayım. Tamam. Emo'dan bana yardımcı olacak kimse var mı? Efendim? Öyle. Bunların şeyi var. Bağlantıları var. Video nerede? Bağlantısı. Bilgisayarda özellikle burayı aldım.